Çiftçi TV, çiftçinin seyir defterinden bir kez daha merhabalar. Zaman zaman köy sohbetlerimiz olacak. Köyleri ziyarete gideceğiz. Bu hafta da Afyon Karahisar Bolvadin ilçesi Orta Karabağ köyünden sizlere sesleneceğiz. Bakalım köylülerimiz, çiftçilerimiz neler yapıyor? Çiftçinin seyir defteri başlıyor. Hoş geldiniz. Evet efendim, Orta Karabağ köyünde orada ikamet edenler, Orta Karabağ köylü olanlar bizle birlikte buradalar. Onlarla sohbet edeceğiz. Yanımızda muhtarımız var. Aynı zamanda bu köyün sakinleri de yanımızda. Biraz köy hakkında bilgi alalım. Ondan sonra tabii ki bizim işimiz çiftçiler neler yapar bu dönemde. Özellikle artık ilkbahara doğru gidiyoruz. Kışı bitirmek üzereyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarım kendini bir kısaca tanıtır mısın öncelikle? Ben Orta Karabağ Köyü Muhtarı Ali Sakızcı. 1960 doğumluyum. Bu köyde dördüncü dönemim. Dört dönemdir beri muhtarlık yapmaktayım. Dört dönemde bir siyasetçi için iyidir yani. Siz de Bizim... muhtar olarak bir siyasetçi sayılırsınız. Hayır, biz siyasetle ilgimiz yok. Çünkü biz muhtar seçimlerinde siyasetten aday olmuyoruz. Hizmet için adayız. Hizmet için aday oluyor. Yani Rakipler oluyor muydu peki? efendim Rakipler oluyor muydu? oluyor tabii. Oluyor Hayır, değil mi? oluyor rakip. Mutlaka bir demokrasi mücadelesi bu. Rakipsiz olmaz. Maşallah diyelim. Hizmet için yapılan her şey de mübahtır. Size de bol bol hizmet yapmayı nasip etsin Rabbim diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi muhtarım, köyümüze geldik. Daha öncesinde abilerim bizi buraya davet ettiler. Ya illa bizim bir köye gel dediler. Geldik köye. Köye girerken şöyle bir baktım. Köyün yarısından çoğu boş gibi yani. Çok Evet. ilginç yani. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı da kesinlikle ummuyordum ama şu an mevcut nüfusumuz ne kadar? Mevcut nüfusumuz 200-210 civarında falan. 210 kişi yaşıyor bu köyde. Evet. Normalde hane olarak 250-300 hane olduğunu söylemiştiniz galiba burada. Evet, köyün toplamı aslında 250 hane. Bu 250 hanenin 200 hanesi şu anda Bolvadin Müslüman Mahallesi'nde ikamet ediyorlar. Sebebi nedir yani o 200 hane neden buradan gitmiştir? Onu da açıklayayım. 1969 yılında Ebergöl'ün debisi yükseldi ve köyün içine su girdi. Şimdiki bu bulunduğumuz yerde yarım metre su vardı. Herkesin evine su girdiği için devlet 1969'da burayı afet bölgesi ilan etti. Bolvadin'e 236 hane ev yaptılar. Afet evi. 69'dan sonra kısım kısım köylüler göç etmeye başladı. Bugüne kadar 200 hanesi Bolvadin'e göçtü. Şu anda 50 haneyiz burada. 210 nüfusuz. Buradaki kalan 50 hane büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Geçimimiz geneli büyükbaş hayvancılık. Aslında 250 hanenin hepsi burada olsa 4-5 kişilik bir nüfus olsa 1000, 1200, 1500 bir nüfus olması lazım bu köyde. Değil mi? Aslında büyük bir köy aslında. Evet, büyük Şöyle bir köy olur. dışarıdan yerleşime baktığımızda gerçekten çok büyük bir yapısı var. Yani yerleşim alanı Evet. var ve ekim arazileri ve meraları çok büyük. Evet. Meramız çok geniş. 1955 yılında Toprak Komisyonu gelip burada topraksız köylülere toprak dağıtmış. Daha sonra da 5000 dekar köy adına tahsisli mera olarak bırakmış. Bu 5000 dekardan hariç bir de Ebergöl'ün çekilme yazın suların sıcaktan ve buharlaşmadan çekilmesi nedeniyle boş kalan yerlerle birlikte katarsak 10 bin dekar falan meramız oluşuyor. 10 bin metre 10 bin dekar. dekar. Evet. Gerçekten de çok büyük. Yani binlerce hayvana yetebilecek Evet. şekilde bir kapasitemiz var. Şu an peki hayvan varlığımız büyük başta mı ağırlıkta var? Büyükbaş hayvan ağırlıklı kısım o. Daha önceki yıllarda, 70'li yıllarda küçükbaş hayvancılık daha ağırlıklıydı. Küçükbaş hayvancılık sonra köylü çoban bulamadığı için, yapağa tiftik para etmediği için küçükbaşı bıraktılar. Tamamen şimdi büyükbaşa geçtik. Şu anda köyde 4 kişi de küçükbaş var. Yani toplamı 1000 tane koyun ancak çıkar çıkmaz. Ama büyükbaş olarak 50 hanede şu anda büyükbaş hayvanlarımız yaylımda, merada.
Oraya doğru da gideceğiz zaten. Evet, orada da size göstereceğiz bu yaylımalı meralarımızı, işte hayvanları nasıl yayılıyor. Çoban var başında. Şu anda merada 700 tane falan inek çıkıyor çobanın önüne. Neredeyse küçük başa denk gelecek şekilde büyük baş Büyük baş, var. evet. Bir o kadar da evde buzağısı, besisi, düvesi kalırdır bunun. Toplamda 1200-1300 tane falan büyük baş hayvanımız var. Evet, bu da çok güzel. Ama burada 250 hane olsaydı, tahmin ediyorum hayvan varlığı da herhalde 4-5 bine doğru giderdi. Mutlaka, mutlaka, mutlaka bir geçerdi de belki. Biz Şimdi Bolvadin'de o biraz önce bahsettiğim 200 hane Bolvadin'e göç dedim ya. Orada da hayvancılık yapıyor bu 200 hane. Ben zaten konuyu oraya getireceğim. Biz kamera arkasında da sizle görüşürken, Bolvadin 30 bin nüfuslu bir ilçe. Yani Evet. büyük bir ilçe. Ama o ilçede hayvancılığı devam ettirmiş Orta Karabağlılar ve bu bölgedeki yaşayan sizin hemşerileriniz. Orada yaşayanlar, siz de herhalde orada Orada yaşıyorsunuz. yaşıyoruz. Evet, biz Siz de orada bir yaşıyoruz. kısaca tanıyalım. Benim ismim Selim Yaşar. Orta Karabağ doğumluyum. Şu anda Bolvadin'de kema gitmekteyim. Bolvadin'de ama hayvancılığa devam. Evet, hayvancılık, yine hayvancılık yapıyoruz. Tabii artık şimdi ilçeler geliştikçe, şehirleşme arttıkça ilçe içinde hayvancılık yapmak da zorlaşıyor. Evet, aynı dediğiniz gibi biz de zorlaşıyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü bir taraftan sıkıştırıyor. Bolvadin Belediyesi. Tabii haklı olarak. Tabii, haklı olarak. Ters dökecek yerimiz yok bizim orada. Ya biz de isteriz kendi memleketimizde, kendi yerimizde hayvancılık yapmaya ama olmuyor. Arazimiz de burada. Her yıl gelir burada arazimiz işler gideriz. 6 ay burada, 6 ay Bolvadin'de kalıyoruz biz. Şimdi orada yaptığınız hayvan büyükbaş mı? Ya büyükbaş yapıyoruz Kaç biz. tane var şu an? Şu anda bizim evimizde en aşağı her hanede 8-10 tane besi veya damızlık inek bulunmakta. 10 tane var. Tabii onun yaylım yapmak da tabii böyle biraz kenar mahallede olduğunuz için yaylım da yapıyorsunuzdur Hayır, hayır, muhakkak. hayır. Hiç yayılım Yasak. yapmıyoruz. Yasak. Devamlı evde bakıyoruz. Evde bakıyorum maliyet de artar. Evet, maliyet de artıyor. Para kazanamıyoruz yani. Ya şimdi şu cennet gibi köye gelip de bu işi Evet. yapmak varken. Ya şimdi şöyle, biz Bolvadin'e göçtük. Mesela bizim büyüklerimiz, atalarımız gitmiş oraya. Ben 30 senedir Bolvadin'deyiz. Ama burada bizim yerlerimiz de var. Evlerimiz de var ama kerviş bina olduğu için yani köye de bir imar planı açılmadığı için bir şey yapamıyoruz biz burada. Neden imar planı yok peki? Şimdi köyü su aldığı için Sit alanı olarak mı sit ilan? olarak ilan edildi. Köyün ne olacağı da yani köylü önünü göremiyor. Buraya bir iyi bina yapamıyor. O yüzden biz de Bolvadin'de ikamet ediyoruz. Bolvadin'de ikamet ediyoruz. Allah kolaylık versin ama buraya gelmek Tabii istiyorsunuz. tabii gelmek istiyoruz biz. Yani köyün Ne yapmak oradaki lazım peki buraya gelmek için, buraya köye gelmek dönmek için için? aynı bir önce dediğim gibi Şehirlik İl Müdürlüğü tarafından biz kırsal dönüşüm projesi varmış. Biz Şehirlik İl Müdürlüğü'ne de gittik, görüştük. Sağ olsun Bolvadin Belediye Başkanımız Fatih Bey de bizimle bir oldu gitti. Söyledik. Böyle bir projenin olduğunu ama 2015 yılında bu projenin geçeceğini, köyümüzü daha iyi bir yere taşımak, yol kenarına, oraya bize bir ev yapılması, bize bir kotora yapılması, borcunu biz üstlenmemizi söyledik. Onlar da bize yardımcı olacaklarını söylediler. Yani büyük şehirlerde nasıl kentsel dönüşüm var, eski binalar yıkılıyor, yenileri Evet. yapılıyor. Kırsal dönüşümde de köyler yenilenecek, daha güzel, daha Tabii, modern tabii, köy tabii, tabii. işletmeleri açılacak. Peki Eber Gölü'nü bence önemsenmesi gereken konulardan bir tanesi, Türkiye'deki sayılı farklı göllerden, kamış yetiştirilen göllerden bir tanesi. Eber Gölü'de sağ olsun Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu sayesinde eski görünümünü kazanmaya başladı ama şöyle bir bakıyoruz. Siz dediniz ki 1969 yılında buralara kadar su geliyordu. Evet. Şu an gözle baktığımızda gölü göremiyoruz neredeyse. Bu kaç yılından sonra bu böyle geriye Zaman gitme? zaman şöyle zaman zaman Türkiye bir yaşlı periyoda giriyor. Evet. Bu 69'da, daha öncesini ben bilmiyorum, 69'da çocuktum. Bir de 63'te aynısı olmuş. Daha sonra 84'te aynısı oldu. Yağışlı bir dönem geçirdiği için Türkiye yağışı fazla aldığı için gölde belirli bir yükselme oluyor. Yağışa bağlı bir şey. Yani bu kuraklıklardan dolayı Eber Gölü eski formunda değil. Eski Şimdi buraları formunda değil, doğru. suyun buralara kadar geldiğini düşünürsek şu an göremiyoruz. Peki gölden yararlanılıyor muydu eskiden? Evet. Gölden de kamış olarak, hasırot olarak, bir de balıkçılık, avcılık. Yani bu köyün daha önceki yıllarda geçim kaynağının %30'u gölcülüktü. 1978 yılında Çay ilçesi Seka fabrikası açıldı. Daha sellos
amaçlı kağıt fabrikasıydı. Millet biçtiği kamışı köylü götürüp seka fabrikasına satıyordu. Daha sonra bu seka fabrikasını kapattılar. Şimdi kamışı serbest piyasaya veriyoruz. Ancak seka varken ekonomik durumla serbest piyasaya verdiğimiz ekonomik durum arasında uçurum var şu anda. Peki hala o gölden faydalanan aileler var mı burada oturup da? Yani kamış alanlar var mı hani serbest piyasaya? Şimdi burada 50 hane izledim ya, bu aşağı yukarı 10 hanesi falan gölden kamış biçiyor. Diğerleri de biçer ama para yetmediği için, ekonomik değeri olmadığı için kamışın çoğu gidip biçmiyor. Evet, bu da aslında bir geçim kaynağı. Buradaki hane sayısı artmış olsa, göl de tabii verim verse ek bir gelir. Tabii, yani tamamen tabii. Gelir değil. Çünkü o dönemsel bir kamış biçme olayı var. Hangi aylarda olur kamışlar? Kamış Nisan ayında yeşili çıkar. Biz burada filte deriz yeşille. Kasım ayına kadar bu sürer. Kasım ayında yaprağını döker. Çubuk kamış olur. O zaman biçmeye başlanır. Kamış Kasım ayı sonu, Aralık'ta falan. Tabii onlar sonrasında kamıştan yurt dışına da ihraç edildiğini biliyorum ben. Evet. Çay, Bolvadin'le çay arasında bir fabrikada da işleniyor galiba. Aynı zamanda yastık. Neler yapılıyor onlar? Şimdi seka varken rekabet oluyordu. Buraya gelip şey de alıp gidiyor. Mesela özel sektör de alıyordu. Bunu işliyordu. Yurt dışına, Hollanda'ya, Belçika'ya, İngiltere'ye ihracat yapıyorlardı. Seka fabrikası kapanınca bunlar tekel oldular. Geldiler, dediler ki santimi şu kadar. Köylü de düşünüyor. Sekaya verdiği fiyatla bunlar verdiği fiyat arasında yarı yarıya fark var. Fabrika varken ki rekabet şimdi yok. Eski rağbet de yok kamışçılığa. Çünkü adam para kazanamıyor. Para kazanamayınca da gidip işçilik yapıp biçmek istemiyor. Daha önceden hasır otu dediğimiz özel bir bitkidir bu. Evlerde kenarlara, duvarların kenarına şimdi halı yapıyorlar. Evvelden hasır yapılırdı. Evet, doğru. Evvelden hasır yapılırdı. Tabana, kilim sardığımız tabana hasır konulurdu. Daha sıcak olurdu. Daha hem şimdi yalıtım olur hem daha yumuşak. Tabii, kilim de üstüne açılırdı. Öyle bir yaşam tarzı, evet, güzel olurdu. Şimdi şehirde hayvancılık yapmak, tamam, yasaklar var, onlara da uymak gerekiyor. Siz hangi cins hayvanlara bakıyorsunuz? Bizim genellikle şeyde damız olarak kullandığımız Holstein tipi hayvana bakıyoruz biz, süt olarak. Süt olarak da fazla veriyor. Şimdi biz tabii böyle modern işletmelere de gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kütahya tarafında bir işletmeye gittik. 25-30 kilo süt alıyor Holstein'den. Evet, evet. Siz kaç kilo alıyorsunuz evde? Bizim alacağımız 16-17 kilo alıyoruz. İyi rakam, 16-17. Evet, evet. Çok olursa 20 litre. Yani bakması yem olarak biraz zor oluyor. Az yem verdiğinizden mi süt de az tabii, oluyor? Tabii, az bir yem verdiğimizden az oluyor. Çok verseniz çok süt alacağız. Çok süt alacağız ama. Peki sütün fiyatı şu aralar nasıl gidiyor? Bizim burada şu anda 1000 lira falan sütü. 1 liradan satıyoruz. 1 liradan, 1 liradan veriyoruz. Bir de onlara ayrıca birliklerden aldığınız evet, var. Primler var. Var o primle birlikte mi 1 lira? Hayır. Prim hariç 1000 liraya veriyoruz. Prim ne kadar alıyorsunuz? Kaç kuruş aşağı yukarı? Şu anda 40 kuruş herhalde. 40? O zaman 1 lira 40 kuruş mu? Tonda mı 40? Tonda 40 kuruş veriyor. Tonda 40 lira. Tonda 40 lira. 4 kuruş o. 4 kuruş. 4 kuruş. 5 kuruş. 5 kuruş. 5 kuruş. Soğuk süt, soğutulmuş çiğ süt, prim desteği 5 kuruş. Sıcak süt olarak verirsek 3 kuruş kilogramda. Evet, siz de tabii sıcak süt veriyorsunuz. Hayır, eğer verdiğimiz sütçünün soğuk süt tankı varsa bu soğuk çiğ süte giriyor, sınıfına giriyor. Primi daha yüksek. Eğer o zaman soğuk süt tankı olan bir süt toplayıcısına vermeniz lazım bu, evet, işi yapmak. Evet, evet. Genelde de o tercih edilir herhalde. Tabii o tercih edilir. Şimdi burada 3 tane süt toplayanımız var. İkisi sıcak süt, biri soğuk süt. Onları da soğuk süte geçmesi için teşvik ediyoruz yani. Arada 2 kuruş var. Tonda ne yapar bu? 50 lira. 2 ton veren de 100 lira. 100 lira değil para. Evet. Amcam da çok düşünceli. Bir onunla da konuşalım istiyorum. Merhaba. Merhaba.
Ne düşünüyorsun böyle amca? Yok düşünme, dinliyorum, sizi dinliyorum. Nasıl, doğru şeyler mi söyleniyor? Doğru, senin söyleniyor. Ekleyeceğin neler var bu işe? Doğru söyleniyor. Sen bu köyde mi yaşıyorsun? Köyde yaşıyorum. 50 haneden bir tanesi senin. Evet. Kaç kişisiniz hanede? Bir kişi. Yalnız kalıyorsun. Evet. Maşallah. Kendi kendine bakıyorsun evet. Yani. Hayvancılık var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Emeklisin o zaman. Evet. Yani köyün havası da var. Emekli evet. Maaşı da evet. Her ay gidiyorsun alıyorsun. Evet. Tavuk filan hiçbir şeye bakmıyor musun? Yok. O zaman sen artık çiftçilikten de emekli olmuşsun. Evet. İyi bakalım. Peki siz bu köyde mi kalıyorsunuz? Sizi bir tanıyalım. İsmim Kadir Taşkın. Orta Karabağ'da ikamet etmekte. Benim sorunum Başbakan, Cumhurbaşkanı Veysel Eroğlu. Sesimi duyurmak isteyeyim. Peki önce bir tanıyalım seni. Onu da alalım biz. Kaç kişi kalıyorsunuz evde? 4. 4 kişi kalıyorsunuz. Aileyle birlikte çocuklar da var. Hayvan bakıyorsunuz. Hayvan bakıyor. Hangi tür hayvan var? Büyükbaş? Normal, Holstein, Mandıvan. Kaç tane var? 8-10 tane var. Sorun ne peki? Yani duyurmak istediğin sorun ne? Sorunum. Şimdi fazla da tabii biz burada ne istediğini bir söylersen biz de yardımcı olalım benim istiyoruz. Sorunum göle gındıra kesmeye gittim. 20 bağ, 35 TL ceza kestiler bana. 35 milyar. Peki yasak bir zamanda mı gittin? Şimdi orada bir kural kaide vardır muhakkak. Bunu da biz düşünmek lazım. Olayın bir başka tarafından da bakmak ben lazım. Ben ticaret falan değil. Sadece ihtiyacım için gittim ben. Ama izin alınması gerekiyor mu? İzin belge de vermeye. Peki kesenler nasıl kesiyor bunu? Kaçak şu anda. Herkes kaçak kesiyor. Abi, bunun hiç serbest dönemi yok mu? Serbest dönemi var da muhtarlıklara bilgi de vermediler. Ama şimdi kuralı bilmiyorum demek kural tanımıyorum anlamına gelir. Bu yüzden bununla ilgili ne yapılabilecekse muhtarım zaten yönlendiriyordur. Açıklama yapabilirim. Tabii bu konuda bir açıklama yaparsanız. Şöyle. Şimdi bu işin tabii ki kuralı var. Avlanmanın artık bir yasal sınırı var. Kesmenin sınırı var. Yani ticaretini yapın yapmayın önemli değil. Evet Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma İl Müdürlüğü'nden her yıl kamış biçenlere yetki belgesi veriliyordu. Bu sene yetki belgesini vermediler. Bakanlıktan bize bildiri gelmedi. Onun için veremiyoruz dediler. Konu bahsi olan Kadir arkadaşımız da göle ihtiyaç için, hani satmak için değil. Ben 50 yaşındayım daha bu adamın göle satmak için kamış biçmeye gittiğini görmedim. İhtiyaç için şöyle bizim şebit yaparken saç altına vurulan kamış, hani saçla yufka yaparken o neyle biçecek? Yakacakla. Bu adam da oradan kamışı biçmiş yufka yapmak için. Bunu jandarma yakalamış, jandarmaya da derdini anlatmış. Ya demiş ben buraya ticaret için gelmedim. Ama ne olursa olsun tabii ki yetki belgesi lazım, izin belgesi. 35 milyar lira çok büyük bir ceza. Bu adam mal varlığını satsa ödeyemez. Peki onun o 35 binin şeyi nedir yani, vasfı nedir? 20 tane kestin diye mi, 30 tane kestin mi? Neye göre veriliyor 35? Bir tane de bir bağda kesse 35 milyar kaçak kestiğin için, kaçak kesim yaptığın için 35 bin lira para cezası. Ya bu para cezasının makul bir seviyeye indirilmesini istiyoruz. Veya sizin dediğiniz gibi bunun bir ilanı varsa şu tarihlerde kesilecek, bu tarihlerde kesilmeyecek diye size bildirilmesi. Bunlar yasak tarihte kestikleri için ceza görmediler. İzin belgesi olmadığı için. Saz kesim izin belgesi olmadığı için ceza gördü bunlar. Hani doğru devletin çıkardığı bazı yasal zorunluluklar var. Onları hepimiz uymak zorundayız. Ama bu cezanın makul bir seviyeye çekilmesi lazım. Biz de buradan değerli yetkililere seslenelim. Sizin aracılığınızla hakikaten bir çiftçi için, bir köyde yaşayan insan için 35 bin lira yani belki de 10-15 senede biriktirebileceği paralardan bir tanesi. Mallarını satsa ödeyemez bu cezayı. Evet. Allah yardımcısı olsun. Biz de buradan bu konuda bilgi vermiş olalım. Sizin sesinizi de duyurmuş olalım. Gereken yerlere de müracaat etmişsinizdir zannediyorum. İtiraz edildi. İtiraz edildi mi peki? İtiraz idare mahkemesine avukat tuttular. Bizim köyden bir Kadir arkadaşımız, Dere Karabağ köyünden de kaç kişi vardı Kadir? 8 kişi, onunla beraber 9 kişi avukat tuttular. İdare mahkemesine dava açacaklar artık. Bu idari para cezası olduğu için mecburen idare mahkemesi bakacak. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah hak hukuk yerini bulur.
Ne yapalım yani, insan 35 bin lira gerçekten çok büyük bir para. Ama tabii bazı yaptırımlar müeyyidelerde koyulması lazım ki bazı değerlere sahip çıkalım. Herkes abim gibi iyi niyetli de olmayabilir. O da var. O yüzden de onu ayırt etmek de zor hakikaten. Onu da kolluk kuvvetleri mecburen görevini yapmış oluyorlar yani. Tabii tabii, yasal zorunluluk, çünkü bir yönetmelik çıkmış. Orman Bakanlığı her ile bu çevre koruma ile ilgili mutlaka bildiri, genelge gönderiyordur. Bize de göndermişler. Doğru, göndermişler ama biz saz kesimi için, ha şöyle büyük ceza olabilir. Kaçak zamanlarda ticaretini yapanlara bu ceza kesilsin, ona bir şey demiyoruz. Ama bu adam, hadi diyelim ki ihtiyaç için değil de ailesini geçindirmek için gidip içenler doğru, o şekilde düşünelim. 35 bin lira yine çok para. Çok para, evet. Ne diyelim, inşallah hak hukuk i̇nşallah yerini bulur. Güzelir. Biz buradan sesini duyurmuş olalım. Peki çoban bulabiliyor muyuz ya köyde? Şu anda kendi köylümüz gidiyor bizim şeyi. Yani hep bu bir sıkıntı vardır. Birazdan şimdi çobanımızın yanına da gideceğiz. Hayvanlarımızı da göreceğiz. Yavaş yavaş da oraya doğru gidelim isterseniz. Tamam, gidelim. Çobanımızla da görüşelim. O arada bir hayvan çeşitliliğini hep birlikte görelim. Meraları da bir görelim. Sizin de sorunlarınızı dile getirmiş olalım. Efendim, yolculuk devam ediyor. Evet efendim, yolculuk devam ediyor. Orta Karabağ'ın meralarını şöyle gezdik. Eber Gölü'nün kıyısındaki köyün toplam 500-600 hayvan var galiba burada. Var. Evet, her cins inek var. Şu an bir sürünün içindeyiz. Hani anımsarlar herkes. Hala da yayınlanmaktadır. Kovboy filmleri böyle büyük sürüler halinde. Biz de bir sürünün içine daldık muhtarım. Evet. Şimdi sabah kaçta gelir hayvanlarımız? Sabah 7-7.30 gibi. Yaylıma çıkar. Kış günü olduğundan dolayı 2.30-3 gibi de eve döner. Peki ne kadar bir süre dönem sürekli yaylım olur? Yani ne kadar süre yayılım olur? Bütün yıl. Bütün yıl. Ya 12 ay. İyi olduğu sürece kış günlerde yaylıma çıkar. Yani yerde kar varsa? Yerde kar varsa uygun günlerde diyorum. He. Yani birkaç ay kar olduğunu düşünelim. Yer kar kaplı olduğunu düşünelim. 10 ay gibi bir süre. 10 ay gibi sürekli yaylıma gider. Yem yok. Yem sağılır. Damızlık ineklere iki ön yem verilir. Değilse süt alamayız. Sabah veriyorsunuz bir miktar. Sabah veriyoruz. Bir de ondan akşam sonra yaylıma çıkıyor. Döndükten sonra veriyoruz. Gene veriyoruz ama normalde kapalı sistemde beslenildiği gibi çok fazla yem vermiyor. Hayır, çok fazla. Mesela kaç kilogram veriyorsun? Yem mi? Yem, yem olarak normal bir damızlık ineğe öğünde diyelim, iki öğünde 6-7 kilo falan yem verilir. Normalde bir öğünde verilmesi gereken yemdir bana, evet, kalırsa. Evet, evet, ama bizim böyle bir avantajımız var. Yaylıma gidiyor, inek stresini atıyor. Bir gezinip geliyor yani. Ya, tabii canım, temiz hava. Şurada evet. Biz bile stresimizi atacağız neredeyse. Çok güzel bir ortam var. Merhaba abicim. Merhaba. Sen de Bolved'in merkezde hayvancılık yapanlardan. Evet, ben ismim Cemal Parakazan. Evet, Parakazan. 1974'te ben Bolved'ine göç ettik biz. 1974. Evet, 1974'te göç ettik. 1974'te de bizim hayvanlar aynen böyle güdene giderdi, yayılıma giderdi. Bu aşağı yukarı 4-5 yıl sürdü ama ondan sonra bitti o iş. Ondan sonra içeride bakmaya başladık. Muhtarımız diyor, bizim diyor 6 kilo, biz 12-13 kilo yem veriyoruz. 12 ayın 12'sinde. Bu hayvan para kazanmıyor. Dışarı çıkartmıyorsun. Hayır, dışarı çıkartamıyor. İlk yıllarda yapıyorduk. Tersini dökecek yerimiz vardı. Mahallemiz kenardaydı. İyi yapıyorduk. Şimdi yerleşim yerleri çoğaldı. Ortada kaldık. Ortada kalınca da tabii milleti rahatsız etmeye başladı. Şimdi yasakladılar. Yapmamız yani bir çok zor duruma düştü. Biraz bayağı bir sıkıntı oluyor. Kaç baş var? Şu anda benim 18 baş var orada. 18 ben baş yerim var. Geniş olduğu için benim orada biraz devletin değil de kendi alanım var. Yani orada aşağı yukarı 1,5 takar falan benim orada yer olduğu için ben bunu yapıyorum. Ama böyle devletin verdiği yapanlardan 3-5 çoğu da bıraktı. Bırakmak zorunda kaldı. Daha yani zorlaştı. Şehir artık bir de. Onlar da mecburiyetten yapıyor. Yani ihtiyacı olduğu için yapıyor. Değilse onlar da yapmayacak. Peki kaç kilo süt alıyorsun ortalama? Şu anda 15'ten 20-25 kilo kadar çıkıyor.
Tabii biz Bolvedin'deki bu besaneleri de bir ziyaret edelim istiyoruz aslında. Programın sonunda da oraya da gidelim istiyorum. Orada da sizin bir bölgeniz var zaten. Sizin köyüyle köylülerin yaşadığı, Orta Karabağlıların yaşadığı bir bölge var. Oraya da gidelim istiyorum. Çok güzel bir manzara aslında. Evet, çok güzel bir manzara. Bak bunlar iki ay. Sen de hayvanları buraya getirsen olmaz mı? Benden geçti mi diyorsun? Benden geçti de aslında inan istiyorum. Az evvel siz kamera arkasında konuşuyorsunuz. Ben buraya çoktan beri ben buralara gelmedim. Niye geçti için, daha gençsin abicim? 50 yaşındayız. Ben buraya görünce inan var ya hemen gelesim yani buraya göçesim geldi ya. Biz bu işe vesile olacağız galiba. Çok güzel. O inan burada hayvancılık yani bilmiyorum ben orada para kazanamıyorum. Ben orada para kazanamıyorum. Bu adamlar %100 para kazanıyorlar. Yani evet. Bu adamların her bitirinin en az 30 tane 40 tane ineği olan var. Düşünebiliyor musun? Bu 30-40 hayvanın 30 tane danası oluyor. Düşünebiliyor musun? Bir hayvan yani kesime gittiği zaman 200 kilo geçse 4-5 milyar. Ya şimdi şöyle bir bakıyoruz. Gelirken bu fazlalığı çok fazla görmedik ama şöyle arkadan şimdi ekranlara da yansıtacağım ben onu. Arkadan bakıyoruz. Olmazsa biz bir önce onu arkadan yansıtalım. Şöyle şu kalabalıklığı izleyicilerimiz de görsün. Gene biz muhabbete devam edelim. Tamam edelim tamam. Evet, sohbete, muhabbete devam edeceğiz. 500-600 başlık büyükbaş hayvan sürüsünün tek başına biliyorum. Sen yönetiyorsun. Evet. Sürü yönetimi. Evet. Yeni artık böyle dersleri var, kursları var. Gidiyor musun? Bu ona gitmiyoruz ya. Seni bir tanıyalım. Adın, soyadın nedir? Nuri Gencer. Nur abi, kaç yaşındasın? 60 olmuyum. 60 doğumlusun, ne yapar? 55 yap. 55 yaşındayım. 55. Allah daha uzun ömürler versin. Çobanlık bir meslek misin? Evet. Burada iyi para alıyor mu? Alıyoruz abi. Kaç para alıyorum? Ben de yapacağım bu işi. Değil ama. Çoban bulamıyorlarmış. Soruyoruz da. Hayvan başına 35 bin lira işte ya. 35, 6. Ne yaptın sen ya? Ne? İyi para. İyi para. 600 hayvan olsa? 20 bin lira eder işte abi. Bir yılda alacağım bu parayı. Evet. 6 ayda. 6 ayda bu parayı alacaksın. 20 milyar. Evet. Çırak falan lazımsa ben geleyim. Gel abi buyur bana. Şimdi genelde çobanların ben bilirim eşekleri vardı. Sende de at var. Farklı kovboylar gibisin yani. Evet evet. Bu atçı belki eşek olmaz ki. Bu belki şey için, sığır için. Sığır için. Evet. Bu da huysuz galiba bak. Yok, yoruldu o. Yoruldu. Yordun hayvanı. Şimdi 500-600 baş hayvanda bir sıkıntı oluyor mu? Güzel yönetebiliyor musun? Evet abi, daha bir 600 olsa daha güderim ben. Bir 600 daha. Tabii 20 daha alacaksın öyle. Evet. O kolay geliyor bana ya bu. Kolay geliyor. Evet. At da var tabii. Evet. Şimdi sabah 7-7.30'da geliyorsun galiba. Evet. Akşam kaça kadar? İşte 2.30'a kadar gidiyorum. 3.30'dan sonra ağır ağır gidiyorum ben. Burada tabii göl yatağı da var. Suyun içini de mi seviyor? Evet abi. Şey de işte serbest kedi ya. Serbest gidiyor. Evet. Peki. Biz seni yollayalım. Atımız da gitmek istiyor galiba. Hayvanlar uzaklaştı. Evet. Hadi bakalım. Bir şöyle bir kovboylar gibi git. Seni gözlemleyelim biz. Ben giderim oduna şahan derler. Kovboy çobanımızı uğurladık. Biraz daha burada sohbet edelim istiyorum. Hayvanlarımızın yaylım yapıldığı yer. Hemen arkamızda göl var. Onun görüntülerini de getireceğiz. Gölün uzantıları. Avcıların da sesleri geliyor. Bir haftaya kadar da av yasağı başlıyor galiba. Başlıyor evet başlıyor. Evet av yasağı başlıyor ki burada göle de avlanmaya çok gelen varmış galiba. Evet çok gelen oluyor. Dışarıdan özellikle. Özellikle dışarıdan Bursa'dan ondan sonra diğer büyük şehirlerden geliyor buraya. İstanbul'dan bile gelen var. Gelen var İstanbul'dan falan gelen var. Peki burada ne tür hayvanlar olur? Valla burada ördek. Genelde ördek vururlar. Göçmen kuş cinsleri. Farklı cinsler mi yani? Evet farklı cinsler. Bu arkadaşlar biraz bununla daha ilgili. Yani onlar daha iyisini bilir. Tamam bu arkadaşımıza evet, bakalım. O da böyle bir bekçi havası var. Evet ben Orta Karabağ köyüm. İsmim Kadir Çelik. Orta Karabağ köyüm bekçisiyim. Muhtarımın yanında 5 seneden beri bekçiliği yapıyorum. 5 senedir bekçilik yapıyorsun. Aynı zamanda hayvancılık. Hayvancılık, var. Avcılık. Avcılık da var. O zaman burada ne tür hayvanlar var? Burada ördek çeşidi olarak beğeri, fiyo, kıl, yeşil, çamurcun her çeşit kuş mevcut. Havada çıkıyorsun tabii zaman. Çıkıyor evet. Evet. Zaman zaman. Evet. Şimdi burada küçük kayıklar var. Kayıklarla mı çıkarsın? Kayıklarla. Motorlarımız var, kayıklarımız var. Peki Eber Gölü biraz böyle labirent gibidir. Evet. Gerçekten de öyle yani. Kaybolursun. Şimdi kendimiz biz göle girdiğimiz için bizim kaybolmamız yok da dıştan gelenler için gerçekten zor. Gerçekten zor. Dışarıdan gelenler kimler oluyor? İstanbul'dan çok gelir.
Ankara'dan, İzmir'den. Bir av turizmi yani. Evet, evet. Bursa'dan, İnegöl'den, Eskişehir'den, Bozüyük'ten, Hatay'dan, Çanakkale'den. Oralardan insanlar evet. geliyor. O kadar güzel. Keşke bu göl hani çok fazla çekilmeseydi. Evet, tabii. Şimdi önceden köyün yanındaydı su. Daha rahat avcılık yapıyorduk. Şimdi suyun seviyesi debis düştüğü için her yere de girilmiyor. Ayrıca ben bir şey sorunu dile getirmek istiyorum. Yasak zamanı çok avcı giriyor göle. Siz bu konuda tabii takip etmek evet, de gerekiyor. Evet, yani. Evet. Şimdi bindiğimiz dalı kesiyorlar yani. Yasak zamanı avcılığa biraz daha çevre koruma üzerine düşerse hayvanın nesli daha çoğalacağına inanıyorum ben yani. Bir avcı bu işe herkes aslında sahip çıkmalı. Gördüğünüz yerde ihbar etmeniz gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Bu sene biraz sıkıştılar. Karşıya tepeye bir gözetleme kulesi yaptılar. Yasak zamanı çok avcı giriyor göle. Avcı girdiği için gölün tabii ördek şeyi düşüyor. Şu anda gölde kuş yok. Meke var biraz. Ördek haliyle göç etti yani. Her gün takır takır takırdan göç etti. Bu da önemli bir konu çünkü evet. gerçekten de. Şimdi buradaki yasak avlanma süresi ne kadardı? Kaç aylık bir süre avlanıyor genelde? Mayıs, Şubat'ın 15'inde bitiyor. Evet. 3-4 aylık bir süre. Onda don oluyor, buz oluyor. Giremiyoruz. Veyahut da şiddetli bir donlar olduğu zaman valilik tarafından yasaklanıyor. Bir ay, iki ay. Yani iki... İnsan can güvenliği için. Evet, önemli. Evet, evet, evet. Evet. Sizin bu dileklerinizi inşallah ekranlarda bizi izleyenler i̇nşallah. Dikkat ederler. İnşallah, inşallah. Ben abime dönmek istiyorum. Ne olacak bizim Orta Karabağ'ın durumu? Şimdi muhtarımla da görüşüyoruz, sizle de görüşüyoruz. Tabii muhtarım da bize çok iyi bilgiler verdi. Siz de Bolvedin'de yaşayan ama Orta Karabağ az evvel kamera arkasında da ya bu durumu gördüm hemen buraya gelesim geldi dediniz. Ne olacak bakalım? Şimdi biz sulama kooperatif kurduk. Kooperatifimiz var. Biz hayal kuruyoruz şimdi. Hayalimiz şu gördüğüm dağlar bizim bize de ait dağlar. Onun altı bizim ovamız. 26 bin dönüm arazimiz var. Şimdi muhtarımız dilekçeyi verdi ve o dağlar orman olacak. Hayalimizin gerçek birincisi başladı. İkincisi o 26 bin dönüm araziyi sulamaya geçireceğiz nasip olursa. Şu anda kuru tarım yapıyoruz. İnşallah başladık şu anda 500 dekar sulamaya girdi ve şimdi su kaynağımız evet, ne? Su kaynağı sondaj yapıyoruz. Devlet su DSİ sondaj yaptı. Hatta Ekim ayında bir kuyu daha açıldı. Deneme kuyusu da o da açıldı. Şimdi planlı projemiz Ankara'ya gitti. Onlar geldikten sonra oraya kuyular açılacak. Orada sulamaya geçecek. Ondan sonra ikinci, üçüncü bölgeye derken bu 26 bin dönüm araziyi sulamaya geçireceğiz. Öyle bir hayalimiz. Damlama sulama tabii. Hayır. Yeraltı yağmurlama sulama. Yağmurlama. Siz yağmurlama. Pancar falan ekeceksiniz. Evet, pancar. Yani pancar, mısır. Ondan sonra ne bileyim böyle. Yem bitkileri, yoğunca. Yem bitkileri alacağız. Hayvanlarımızın yemlerini biraz daha. Ucuza mal etmek. Ucuza mal edeceğiz. Ondan sonra bir de bu köyümüzün halini gördüm. Bir de devletimiz kentsel dönüşümle kırsal dönüşüme geçiyor. Bu kırsal dönüşümdeki yaralılma için köyümüzü orman yapılacağı dağ etene taşıyacağız. Oraya modern bir köy kuracağız. Ve hayvancılığı da o modern köyde modern bir hayvancılık yapacağız. Yani devletimize, çağımıza ayak uyduracağız. Bu köyümüz. Dünyaya ayak uydurmak aslında evet. bu. Yani bizim bu köyümüz çok geri kalmış. Gördün yani bunu çağa, modern çağa uyduracağız. Hayalimiz bu. İnşallah bunları beraber gerçekleştiriyoruz. Başladık inşallah. Bir de bakanımız, ondan sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz bunlarla itibat kurduk. Sağ olsun da bize çok yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun. Buradan da Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz Akif Bey'e de çok teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oluyor. Evet, zaten çalışkan genel müdürlerimizden evet. bir tanesi. Biz de takip ediyoruz. Bol bedenli. Sağ olsun. Hemşehri olunca bir ayrı bir emeği var yani. Orman Bakanı da hemşerimiz. Bize çok yardımcı oluyorlar sağ olsun. Bizim hayali gerçekleştirme bize çok yardımcı olacaklar inşallah. Şöyle düşünüyorsunuz. Hayal etmek zaten bir işe başlamaktır. Dağlar çam ağaçlarıyla süslenmiş. Evet. Hemen dağın kıyısında da Eber Gölü evet. mis gibi kokusu. Orada sulu tarım, her taraf yemyeşil. Muhteşem bir köy. Muhteşem bir köy olacak ve bizden sonra gelecek nesile çok güzel bir eser bırakmak için uğraşıyoruz inşallah. İnşallah dua edelim olsun. İnşallah. Biz bunu göremeyiz ama bizim çocuklar, bizim torunlar bunu görecek inşallah. Onların geleceği için bu işi yapıyoruz. Ama bak bizim atalarımız bundan 50 yıl önce bunu yapmış olsalardı burası çok farklı olurdu. İnşallah biz yapacağız, bizden sonraki nesil böyle olmasın yani. Daha bir modern hayat yaşasın, bize dua etsinler. Aslında siz böyle deyince hemen aklıma çok kısa bir hikaye geldi. Onu da anlatmak istiyorum. İzleyicilerimizle paylaşalım. Onun ardından da Bolvedin'e doğru gidelim. Programımızı da orada kapatalım istiyorum. Şimdi yaşlı bir amcamız padişahlık döneminde bir ceviz ağacı diker. Evet. Yaşı 70-80'dir. Evet. O sırada da padişah oradan geçmektedir.
merak eder. Ya bakar der ki amca senin yaşın başın kaç olmuş? Yani bu ağacı dikmene ne gerek var? Olsun oğlum der. Ben yemesem torunum yer. Evet, aynen öyle. Biz de aynen öyle düşünüyoruz. Padişahın çok hoşuna gider bu cevap. Evet. Hemen bir kese altın çıkarır verir. Padişah yine güzel bir cevap verir. Bak der, meyvesini şimdiden yemeye başladım. Evet. Gelecek nesilleri de düşünmek gerekiyor. Evet, gelecek nesilleri düşünüyoruz. Yani biz bu projeyi gerçekleştirdiğimiz zaman bizim çocuklar gidip de bol bedelinde askeri ücretle çalışmaz. Askeri ücret. Burada kendisini yapar, kendisini patron olur. Ya, tabii canım, şimdi şöyle düşünüyoruz. Yani 10 baş, 15 baş hayvan, küçük bir işletme yani. İşletme. Aile işletmesi. Rahat bir aileyi geçindirir, ve huzurlu bir geçim. Evet, yani. Huzurlu bir geçim. Serbest çalışır. Serbest çalışır. Kendisi ortasını yatır, serbest çalışır. Ve bizim gelecek nesile böyle bir hayat bırakmayı istiyoruz. Böyle bir hayalimiz inşallah gerçekleşir. İnşallah bu güzel anlatımları sadece biz Afyonkarahisar'daki çiftçilerimiz, bu bölgedeki çiftçilerimiz için değil, bizi izleyen Türkiye'deki bütün çiftçilerimize örnek hayaller. İnşallah. Hayal kurun İnşallah. Efendim, isteyin, çabalayın, inanın. Tarım önümüzdeki yıllarda, şu an zaten çok revaçta, tarım, hayvancılık dünyanın bir numaralı meselesi olacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü nüfus artıyor, sürekli tüketim bir toplum var. Bunun içinde tarımın önemi artıyor. Biz şimdi bol bedene doğru gidelim. Bizim bir de arkadaşlarımız, bu hayaller içinde arkadaşlarımız, muhtarımız, Selim arkadaşımız, bir de Mehmet Aydın arkadaşımız var. O şu anda işi var, gelemedi. Yani bu arkadaşlar çok şey yapıyoruz, beraber çalışıyoruz yani. Bir tek başımıza değil, bu arkadaşlara beraber çalışıyoruz. Bu ekibe de teşekkür ediyoruz. Bu ekibe de burada teşekkür ediyoruz. Evet, hepsiyle de görüştük zaten. Hadi bol bedene doğru gidelim efendim. Evet, yolculuğumuz devam ediyor ama biz yavaş yavaş köye veda edeceğiz. Köyümüzü veda ettikten sonra da yaklaşık 200 hanenin göç ettiği Bolved'in merkezde köylülerimizle de bir görüşelim istiyoruz. Onun ardından da bu haftaki programımızın sonuna geleceğiz. Muhtarım, köyümüzü gezdirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim size. Çiftçi TV olarak sorunlarımızı dinlediniz. Görsel medyada bunu yayınlayacaksınız. İnşallah yetkililer bu sesimizi duyar, sorunlarımızı ele atarlar. Gayet de güzel. Çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi köyümüzün bekçisi de, tabii köyümüz bir tane mi eleman var? Muhtarlıkta çalışan bir eleman mı var? Bir eleman, bir bekçim var işte. Bir bekçi var. Onu da yanımıza aldık. Onun elinde de doğal yakıt var. Evet, doğal yakıtımız bu. Evet, Anadolu insanımızın aslında çokça kullandığıdır. Biz tezek deriz. Evet, bizde de tezek geçer. Bu kurutulur. Kurutulur. Kışında sobada yakılır. Hala kullanıyoruz. Hala yani. Kullanıyoruz. Doğal yakıt. Evet. Hem bilmiyorum da hem gübre olarak kullanılabiliyor hem de yakıt evet, olarak evet, 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 evet. Sizlere biz Bolved'inden program birlikteliğimize devam edeceğiz efendim. Bir el sallayalım ama bizim yolculuğumuz daha devam ediyor. Evet, Orta Karabağ köyümüzden geldik. Bolvadin merkezdeyiz. Bolvadin'de de Orta Karabağlıların 1969'da Eber Gölü'nün yükselmesiyle birlikte devlet imkanlarıyla bu bölgeye göç etmişler. Burada da yaşamlarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda da Bolvadin'in biraz kıyı mahallesi olduğu için hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Birazdan küçük bir işletmeye de gideceğiz ama hepsinin içinde de hala köy özlemi var. Az evvel Cemal Bey'le de görüştüğümüzde ben dedi buraları gördükçe dedi tekrar buraya gelmek istiyorum dedi. Şimdi siz Bolvadin'deki Orta Karabağ Mahallesi diyelim artık. Aslında Karabağlar, normalde Karabağlar Mahallesi. Muhtarısınız. Muhtarıyım. Mahallenin muhtarıyım. Ama siz köyde de bir dönem muhtarlık yapmışsınız. 99-2004 yani. Arası muhtarlık yaptım. O da çok ilginç. Evet. Evet, nasıl şimdi mahallenin yapısında sadece Orta Karabağlılar mı var ağırlıkta? Evet, %99'u, %100'ü Orta Karabağlılar. Şimdi Karabağ deyince Türkmen kültürü vardır. Evet. Değil mi? Türkmeniz. Azerbaycan'dan gelmeyiz. Bolvadin'de Müslümanı ve Karabağlılar Mahallesi, Kale Mahallesi'nin bir kısmı Orta Karabağlıdır. Genellikle hayvancılıkla uğraşırlar, tarım. Burada da hala hayvancılıkla uğraşıyorlar. Evet. Her evde herhalde 5-10 tane var, hayvan var. Var.
Tabii artık şehir hayatı, yaşam tarzları değiştikçe de Bolvedin'de 30 bin nüfuslu bir ilçe yani. Büyük evet. ilçelerden bir tanesi. Afyonkarahisar'ın üçüncü büyük ilçesi olması evet. lazım veya ikinci evet. olması lazım. Şimdi net bir şey de söylemeyeyim ama artık böyle burada hayvancılık yapmak da zorlaştı. Çok zor. Biz bunları aslında konuştuk ama sizlerin de muhtar olarak bir görüşlerinizi alalım istiyorum. Evet, şimdi belediye olsun, sağlık olsun, hayvan terzilerini dışarı attırmıyor, sinek üretimi yapıyor, çevreye zarar verdiği için sıkıntılı yani. O yüzden de artık burada hayvancılığı bitirip köye gitmemiz lazım. Evet. Onun için de bir çalışma yapılıyor, hayaller var, neler evet. bunlar? İşte köyümüzü oraya taşıyacağız. Bu devam ediyor, işte arkadaşlar da mücadele veriyor. Biz de bunlara destek veriyoruz. Yani olursa daha güzel olacak. Köyümüzün oradan kalkması, buradan gitmesi. Siz de buradan hayvancılığı oraya taşıyacaksınız. Evet. İnşallah böyle bir tarım köy projesi ki Türkiye'de birkaç tane yapılıyor. Hemen evet, evet. yakın komşumuz Çay ilçesinde de var evet. tarım köy. Çok güzel de küçük ahırları var. Evet. Siz tabii ona göre imkanlar ve şartlar nasıl olursa ona göre bir çalışma yapmak gerekiyor. Evet. İnşallah bu dileğimiz de gerçekleşir. İnşallah. Amca nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Senin adın nedir bakalım? Şaban. Şaban abi kaç yaşındasın? 55. 55. Allah daha uzun ömür versin. Ne iş yaparsın? Vallahi hiçbir işim yok. İşte burada kahvede, evden kahveye. Hiçbir iş yok. Emeklilik? Yok. Emeklilik de yok. Evet. Nasıl geçim sağlıyorsunuz? Zor değil mi? Kardeşlerim sayesinde gidiyor kalıp şimdi. Eş dost yardım ediyor. Evet. Çoluk çocuk var mı? Yok. Ne diyelim? O zaman sana Allah uzun ömür versin ama yüzün gülüyor maşallah. Amin. Cümlenin yüzü gülsün hocam. Sen de köye gitmek ister misin? Nasip olursa giderim. Niye gitmeyeyim? Değil mi? Orada bir amcamla tanıştık. O da yalnız yaşıyormuş orada. Evet. Sen de orada yaşarsın. Şöyle küçük bir ev. Evet. Bir 8-10'da tavuk beslesen yeter. Yeter evet. Peki. Sizi bir tanıyalım abicim. Ben Kazım Karaca. Kazım abim de köyümüzün Bolvedin'de yaşayanların en sevilip sayılanlarından bir tanesi ki muhtarlık da yapmışsın abi. Yaptım. Burada mı yaptınız muhtarlık? Burada da köyde de yaptım. Şimdi yeni muhtarımız eski muhtarımız yan yana. Ne kadar güzel. Evet. Sizi bir tanıyalım Kazım abi. Kaç yıldır buradasın? Ne iş yaparsın? Ben hayvancılıkla uğraşıyordum. 2007'de bıraktım. Niye bıraktın? Kimse kalmadı evde. Bir hanımla biz kaldık. Zor oldu artık. Bakacak adam yok. Onda bel fıtığı, boyun fıtığı şeklinde. Çocuklar nereye gitti? Çocuklar iki tanesi yurt dışında. Biri Afyon'da hemşire. Biri burada nazar plastik poşetle uğraşıyor. Evet. Çocuklar başka yerlerde çalışınca burada bu işi yapacak kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Onu bıraktık biz de. 2007'de bıraktık. Şimdi işte kendi halimizde emekliyiz. Aslında çok böyle önemli bir konudur. Herkes böyle memur olmak, masa başında çalışmak istiyor veya işte asgari ücretle bir şehirde yaşayayım istiyor. Size göre köy yaşantısında ne bileyim 5, 10, 15 tane hayvana baksa daha rahat geçinme sağlayamaz mı? Şimdi köyde hayvana bakmayla değil, buradaki belediyede de bir çöpçü olsa sağlık sorunları olduğundan dolayı mesela şehir yeri bazı konularda çocukları yetiştirmek için istifadeli, kârlı mesela. Bizim şimdi profesörümüz var, doktorumuz var, avukatımız var, savcımız, hakimimize kadar var mesela bu mahalleden. Şimdi bir konu daha 69'da Ebergöl'ü suyu basıp buraya gelmemizden bazı faydalarımız da oldu yani. Gençlerimiz yetişti. İyi noktalara gittiler. %20 mesela çocuklarımız dışarıda. Şimdi asubaylıktan tut da şeye kadar hep var. Ama böyle köy özlemi çeken çok da insan var. Şimdi asgari ücretle büyük şehirde 1000 lira ücretle çalıştığını varsayalım. O paraları köyde yaşamını sağlasa kazanır mı kazanmaz mı? Avukat olan, doktor olan, hemşire olan için konuşmuyorum bunu. Yok kazanır da. Daha rahat kazanamaz mı? Daha rahat olmaz. Kazanır da sağlık yönünden. Mesela buradaki eskiden biz... Köyde sağlıksız bir yaşam mı var? Köyde ben 17 sene hayvancılığına, koyunculuğuna uğraştım. Buraya geldim mesela. O çocuklar yetiştiği andan bu yana çocukları burada okuttuk. Sonu yok köyde olan bir şeyin. Hayvancılığın şeyin bugün koyunculuk mesela bıraktık. Yarın sığırcılık da bıraktık köy olduğu zaman. Burada önce hayvancılık güzel oluyordu. Şimdi şehirde yaşamak daha güzel diyorsun. Şehirde yaşamak da şimdi hayvan ters sorunu, besi sorunu, yem sorunu hayat bağlandıkça mesela burada ekonomi şeye girerek mesela %30'u falan geri hayvancılığı bıraktı mesela. Burada %80'e kadar bu mahallede hayvancılık yapan vardı mesela.
Şimdi %30'u bıraktı. İki hayvan, bir hayvan mesela, adamın ters yeri yok, dökecek yeri yok. Bir yönden vatandaş sinekten rahatsızlanma yöntemlerinden ister istemez bırakmak zorunda kaldı. Ya bunların hepsini ben anladım da ben şunu söylemek istiyorum. Size göre şimdi tamam, siz artık kendinizi emekli tamam, vasfına yani sokmuşsunuz artık. Yani bu işi yapmayacağım diye karar vermişsiniz. Tamam. Ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi 1.000 lira maaşta bir tane, ben 1.000 liraya çalışıyorum. Evet. Köye gitsem 10 tane hayvanım olsa bu 1.000 lira parayı kazanır mıyım, kazanamaz mıyım? Hadi, ben bunu sorayım. Kazanırsın 1.000 lira. Sağlıklı parayı. Bir ortam olur mu? Olur ya, genç. Dinç olur mu? Olur, genç olur. Huzurlu olur mu? Olur. Ben bunu soruyorum. Ya, gençlik, şimdi biz Cemal Bey'le görüştük. Ha, muhtarlarımla görüşüyoruz. Bence tamam, memur olmuştur belli bir noktaya geldi. Gençler için mesela tavsiye ederim. Bugün için 20 yaşta, 25 yaşta gençlerin mesela orada hayat daha güzel olur mesela. Şimdi hayvancılıktan, çiftçilikten her türlü mesela gelir. Dönüş gelir, var. Gelir kaynağı. Büyük var. Şehirlerden köye dönüş var. Büyük yani. Büyük şehirden köye zaten 10 yıl içerisinde bu topraklarımız değer kazanacak zaten. Bugün şey ölecek. Sanayisi çöktükçe mesela çiftçiliğe önem verilecek zaten. Şimdi tüketim toplumu var. Tüketim topluluğu işte. Burada söylüyorum bak, 10 sene sonra geri arazi yaşayan millet önem verecek. Açlığa başlayacak mesela, Türkiye genelde vücut şey olmadığı zaman topraktan çıkanı daha verim almak için ona mücadele verilecek. Ne diyelim, hayırlısı neyse o olsun. Allah'tan hayırlısı neyse, Allah her şeyin hayırlısı versin cümlemize. Teşekkür ediyoruz Kazım ben abi. Şimdi biz çaylarımızı yudumlayalım. Burada sadece Karabağlı dostlarımızın oluşturduğu bir kahvehane burası. Evet. Onlar akşamları geliyorlar. Günün gelişmelerini, günün muhabbetlerini, evet, sohbetlerini yapıyorsunuz. Bir de bir aile işletmesine gidelim burada. Gidelim. Ondan sonra da biz yolculuğumuza devam edelim. Tamam efendim. Evet, Orta Karabağ köyünden Bolvadin'de Karabağlılar Kıraathanesi'ne uğradık. Oradan da Bolvadin'in kenar mahallesi, Karabağlı Mahallesi miydi burası? Bağlar Üstü Mahallesi burası. Evet. Bağlar Üstü oluyor bu taraf. Bağlar Üstü. Evet. Bağlar Üstü Mahallesi'ndeyiz. Bir aile işletmesi var. Genç bir kardeşimiz var. Hedefi de veteriner olmak. Veterinerlik, evet. Evet, şimdi burada yaklaşık 20 baş civarında bir hayvan var. Bereketli olsun, nazar değmesin teşekkür inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bu hayvanlara sen bakıyorsun galiba. Evet, babamla birlikte bakıyoruz. Babanla birlikte bakıyorsun. Okul var mı şu an? Okulu bitirdim. Tekrar üniversiteye hazırlanıyorum ben. Üniversiteye hazırlanıyorsun. Evet. Bu arada da aile işletmesine destek oluyorsun. Aynen. Her şeyinden anlar mısın hayvanları? Aşağı yukarı elimden geldiği kadar yapıyorum bu işi. Peki 5 öğün yem veriyoruz değil mi? Yok, sabah akşam. Sabah akşam evet. Öğün veriyoruz. Ben de hani seni test ediyorum bir taraftan. Ha, öyle. Neler veriyorsun yem olarak? Yem olarak saman, pancar küspesi, arpa kırması veriyoruz. Bir de kepek veriyoruz ayrıyetten. Yani bu 4 çeşit, bu kadar. 4 çeşit. Bir de ayrıyetten de bir palet süt yemimiz var. Onu veriyoruz 1 kilo kadar. Sabah onları güzel veriyoruz. Karışım yapıp da mı veriyorsun? Yok, onu sadece yemin üzerine koyuyoruz. Bir önce samanı, küspeyi vesaire karıştırıyorsun. Aynen. Yemi verdikten sonra ilaveten üstüne koyuyoruz. Süt yemini seviyor ama hayvan. Tabii. Evet. Süt yemin çok katkısı var. Katkısı var. Evet. Tabii burada güzel buzağlarımız da var. Yetişiyorlar onlar da. Kaçar aylık bunlar? Bunlar 4, 8, 10 aylık falan aşağı yukarı. Böyle hayvan pazarlarına falan gidiyor musunuz zaman zaman? Fırsat bulursam. Piyasayı da takip etmek adına. Evet. Şimdi yem saatleri geldi, ondan mı bağırıyorlar? Evet, biraz gecikti. Biraz gecikti. Sağımı evet. Yapacaksın ondan sonra. Evet. Sağımı da yapıyor musun? Sağımı süt makinesini yapıyoruz. Beraber yapıyorsunuz. Evet. Peki hayalinde ne var? Yani hayvancılık yapmayı seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Hani hobi olarak derler ya, öyle. Yani bir de veterinerlik düşünüyorum ya, o ileride büyük bir çiftlik açmayı da düşünüyorum ayrıyetten. Hani gençlerden bu sözleri duymak da güzel aslında. Evet. Şimdi biz sizin köye gittik. Gider misiniz zaman zaman köye? Ya ara sıra. Çok işiniz olduğu zaman falan. İşin olduğu zaman evet. Gidiyorsun. Orada da bakıyoruz şimdi, birçok ev böyle terk edilmiş pozisyondaydı. Aynen. Aynen. Şimdi orada güzel modern bir çiftlik yapılsa, hani insan gücünün az çalışacağı bir çiftlik yapılsa, mesela burada temizliği sen yapıyorsun, örnek veriyorum, veya annen yapıyor veya baban yapıyor, ama düğmeye bassan temizlik olsa ahırın, öyle bir çiftçilik yapmak ister misin? Tabii yani, çok şahane olur yani o ortamda. Arazi sağlam zaten.
Kaç kilo süt veriyor ineklerin? Ortalama şu durumda 12-13. Aslında az bir ortalama biliyorsun. Şey yani şu an hayvanlar kuru dönemi oldukları için. Gebe olduğu. Aynen normalde. Hani normalde artar. Evet. İsimleri var mı bunların? Şey kayıtta isimleri var. Sen biliyor musun ismini? Ya, bilmiyorum ama şeyde yani liste olarak isimler oluyor tabii her hayvanın. Evet. Peki sana kolay gelsin diyelim. Şöyle gel programı da beraber kapatalım biz ikimiz. Evet efendim bu hafta çiftçinin seyir defterinde Bolvedin'e bağlı Ortaköy köyü ziyaret ettik. Orta Karabağ köyünü ziyaret ettik. Onun ardından biraz çiftçiliği konuştuk. Köy hayatını özlemi konuştuk. Köyden göç eden Orta Karabağ köylülerle sohbetlerimiz oldu. Evet herkeste bir köy özlemi var. Biz de inşallah bereketli olsun diyoruz. Yeni modern üretim yerleri, modern köyler yapmak adına bir belki de oradaki köyde yaşayan, şimdi şehirde yaşayan üreticilerimizin hayallerinden bahsettik. Hayırlısı olsun diyelim. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar birlikte olalım. Çiftçinin seyir defterinden bu haftalıkta hoşça kalın diyoruz.